Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Bu depremler sonrası tüm ülke genelinde adeta seferberlik ilan edildi. Seferberliğe kayıtsız kalmayan illerden biri de Kırıkkale oldu. Kırıkkale'nin birçok yerinde yardım toplama noktaları kuruldu. Şu an Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yardım toplama noktasındayız. Birazdan buradaki vatandaşlara, hem gönüllü olarak burada çalışanlara hem de yardım getirenlere mikrofon uzatacağız. Efendim merhaba. Biliyorsunuz Türkiye iki büyük depremle sarsıldı. Yaklaşık 5000'in üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Binlerce binamız yıkıldı. Siz deprem hakkında neler düşünüyorsunuz, siz neler hissediyorsunuz, bunları alabilir miyiz sizden? Vallahi televizyonda ben 3 gündür televizyon seyredim, ağlıyorum. Bir bardak su diyor. Ne diyebilirim ki? O acıyı burada hissediyorum. Efendim siz burada şu an gönüllü olarak mı bulunuyorsunuz yoksa yardım mı getirdiniz yardım buraya? Yardım getirdim vatandaş olaraktan. Yani elinizden geldiği kadar? Elinizden geldiği kadar. Bir öğrenci bir makarna almış eline. Bunu verin diyor. Bir makarna düşünebiliyor musun? 7 yaşında bir öğrenci makarna. Ne diyebilirik ki? Onların açısı bizim. Allah yardımcıları olsun diyelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim merhaba. Merhaba. Şu an Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki yardım toplama merkezinde bulunuyoruz. Evet. Burada Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası o bölgeye yardım gönderilmek üzere gerekli malzemeler toplanıyor. Siz burada şu an yardım mı getirdiniz yoksa gönüllü müsünüz yardım burada? Yardım getirdim. Elimizde ne gelirse. İşte gittim bankalarda gerekli şeylerimi, görevimi yaptım. Kızılay'a yardımımı yaptım. Buraya da geldim. Bir şeyler yardım edebilir miyiz? Hangi katkılarda bulunabilir? Yani her şey bu devletimiz, milletimiz için yani. 3 lira, 5 lira bizim için fark etmez ama oradaki o insanlara çok büyük bir katkıdır. Ben bunu diyeceğim. Efendim tahminime göre haberleri yakından takip ediyorsunuz. Elbette. Tüm sürecin farkındasınız. Bu depremle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi bunu ben 99 depreminde ben İzmit'teydim. Bunu yaşayanlar daha iyi bilir. Onun için yani Rabbim yardımcımız olsun. Elimizden geldiği kadar, karınca kaderince her şeyi devletten beklememek lazım. Biraz da yani insanlar bu konuda yardımcı olmasında fayda görüyorum ben. Bizim gördüğümüz kadarıyla Kırıkkale küçük bir şehir olmasına rağmen, yani nispeten diğerlerine göre daha küçük olmasına rağmen oldukça fazla yardım gidiyor buradan da. Vatandaşımız gördüğümüz kadarıyla elinden geleni yapıyor. Aynen, ben de katılıyorum bu düşüncenize. Çünkü şey bir toplumuz biz de. Yani Türkiye'miz hep aynı ama Kırıkkale'mizde biraz daha yani bu konularda daha bir çıt önde gibi. Anlıyorum. Kırıkkale vatandaşının daha duyarlı bir vatandaş olduğunu aynen belirtiyorsun. Aynen, aynen, aynen. Ben Rabbim yardımcımız olsun. Oradaki vatandaşlarımıza Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalan vatandaşlarımıza sabır, sabır, sabır. Teşekkür ederim. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa? Biz teşekkür ederiz efendim. Saygılar sağ olun. Sunuyorum. Saygılar. Efendim merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? İran Senur Çiçin Kaya. Şu an yardım toplama merkezindesin İranur. Sanırım harçlığını göndermişsin. Bize anlatabilir misin? 50 lira verdim. Annem ve babam da yardım etti. Bu kadar. Şimdi oradaki sen hiç haberleri izledin mi? Olanlardan haberin var değil mi? Oradaki olanlar hakkında neler düşünüyorsun? Üzüldüm. Ondan sonra yardım ettik. Bu kadar. Oradaki çocuklar için, oradaki abilerin, ablaların için söylemek istediğin bir şey var mı? Allah yardım etsin. Allah yardım etsin ve sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. Efendim merhaba. Şu merhaba. An Kırıkkale Yardım Toplama Merkezi'nde gönüllü olarak evet. Görev yapıyorsunuz. Evet. Burada kaç saattir buradasınız? Ben sabah saat 10 gibi falan, 11.30 gibi buradaydım. Ben normalde kendim inşaat sektöründe çalışıyorum. İnşaatlar durduğundan dolayı şu anda birlik beraberlik oluyoruz. Hepimiz bir vücut, bir Kırıkkale, bir memleket daha olacağız. Allah izin verirse. Birliğimizle, beraberliğimizle bunları hiçbir zaman, yardımlarımızı hiçbir zaman kısıtlamayacağız, eksiltmeyeceğiz. Her zaman yanlarındayız. Biz elimizden geldiği kadar yardımımızı yapacağız. Efendim siz uzun saatlerdir buradasınız. Şu ana kadar, bugün sabahtan şu ana kadar kaç tır yardım yollandı? Şu anda tırlarımız
gitmedi. 5 tane aracımız gitti kurtarıcıyla. Kömürlerimiz, sularımız, ekmeklerimiz, ondan sonra gıda maddelerimiz, Allah razı olsun, bir firma tarafından 5 tane araç yönlendirdiler, kurtarıcı. Hem orada araç çekecekler hem de kurtarıcı olaraktan oraya gitti, Kırıkkale olaraktan. Anlıyorum efendim. Şu an burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Buraya neler geliyor? Kırıkkale halkı yardım konusunda ne kadar duyarlı? Kırıkkale, Allah razı olsun, Kırıkkale birlik beraberlik oldu. Şu saatte her şeylerimiz geliyor. Çocuk bezimizden, artı gıdamızdan, suyumuzdan, ekmeğimizden, artı daha yardımlarımız daha devam edecek. Bu devam ettiği sürece bu insanların mağduriyetini giderene kadar Kırıkkale birlik beraberlik. Bu devam edecek. Anlıyorum efendim. Çok teşekkürler. Anladım. Çok sağ olun. Sizlere kolay gelsin. Merhaba. Şu an Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda yardım toplama merkezindeyiz. Evet. Siz buraya gönüllü olarak mı geldiniz yoksa yardım mı getirdiniz? Biz Kırıkkale halkı olarak gönüllü gençler olarak buradayız. İki gündür zaten yardımımız toplanıyor. Dün AFAD bölümündeydim ben. Bütün hani deprem olan yerlere dağıtım olarak tırlara yükledik. 15 tır sırf arkadaşlarımızla beraber AFAD'daydık. Bugün de belediyeye geçtik. En daha tır gitti. 5 dakika önce oradaydım şu an. Bu depremin sebebini bilmiyoruz ama Allah bilir. Biz Kırıkkale halkı gençliği olarak, ülkücü gençliği olarak daha doğrusu, biz vatanımızın ve milletimizin her zaman yanındayız. Farz et, misal ki belediye ya da AFAD. Bu bizim için önemli değil. Kırıkkale halkı için önemli değil. Bizim için orada canıyla tebelleş olan, yani ne derler, canıyla uğraşan insanlar önemli. Biz haberlere baktıkça hani vicdanen ve duygusal yönden çok etkileniyoruz. Biz böyle bir Kırıkkale halkı olarak yardımlarımızı daha çok yapıyoruz. Yardımda hani o kadar çok geliyor ki, yani Kırıkkale halkı ne diyeyim, elindeki yani şu kocuğu çıkardır, temizler. Cebinde parası yoksa ne demiyor yani. Bulur, borç bulur. Yine bu vatanımızın tekrar bir olması için hani kendini feda eden bir Kırıkkale halkı olarak gözümüzde. Bu depremin ne zaman biteceği belli olmaz. Onu da biliyoruz. Tekrar yani İstanbul fay hattı harekette. Haberlerde izlediğimize göre Hatay'da da bir deprem bekleniyor diye düşünüyoruz. Yani devam edin. Şu anda çok yani gençler olarak yani oradaki insanları, oradaki çocukları, oradaki gençleri artık bilmiyorum ne kadar kişi kaldı. Yani Kırıkkale büyük bir yardım yapıyor. Onu seferberliğini sürdürüyoruz. Ha ben gönüllü olarak çalışıyorum. Yönelik olarak çalışıyorum ama... Efendim deprem hakkında, toplanan yardımlar geliyoruz. Hakkında... Neredeydiniz Gaziantep'ten efendim? Gaziantep'ten geliyoruz. Su göndersinler. Su. Sadece su. Efendim oradaki durumu biraz bizlere anlatabilir misiniz? Biz görmedik, acınızı yaşıyoruz ancak sizler kadar değil. Sizlerden almak, yani çok üzüldük. İnanın hepimiz kahrolduk. Burada elimizden geldiği kadar yardım toplamaya. Tamamdır, sizi çok fazla yormayalım. Ama su, ekmek... Efendim merhaba. Şu an yardım toplama merkezindeyiz. Burada kolilenen yardımlar deprem bölgelerine gidecek. Şu an burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Bize biraz anlatabilir misiniz? Burada yaptıklarımız, burada topluyoruz hepsini. Beraber topluyoruz abilerimiz, ablalarımız, ondan sonra kardeşlerimiz. Ondan sonra yaptığımız hepsini ayırıyoruz, paketliyoruz, bağlıyoruz, bantlıyoruz. Daha sağlam, daha temiz, daha güvenli gitsin diye. Yolculukta sorun olmasın diye. Bu halk oldukça sırtımız yere gelmeyecek. Buna inanıyorum. Bugün bu dayanışmayı gördüm gerçekten. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Kaçtan beri buradasınız? Kaç saattir buradasınız? Saat 9'dan beri buradayım. Şu ana kadar ne kadar yardım toplandı? Şu ana kadar şöyle battaniye gösterebilirsiniz. Bu kadar battaniyeyi ben ablalarımla beraber istifleyip ayırıp teker teker bebektir, yetişkindir. Hepsini beraber topladık, istifledik, ayırdık, dizdik. Şimdi Allah izin verirse tırlarımıza yüklenecek, nakliye araçlarımıza yüklenecek. Oradan Kahramanmaraş, Pazarcık, Adıyaman, tüm 10 ile Türkiye'ye saracağız inşallah beraber. Sanırım sadece toplananlar battaniye değil. Burada farklı kategorilerde yani ayrılmış. Sularımız var, ondan sonra gıdamız var, ekmeğimiz var, hijyenimiz var. A'dan Z'ye tüm ne
konuda yardımcı olabilirsek her şeyi elde ettik. Her şeyi halkımız sağ olsun buraya getirdi. Ondan sonra hepsini temenni ettik, hepsini temin ettik. Şükürler olsun. Allah izin verirse ulaştıracağız yakın zamanda. Size kolaylıklar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Efendim merhaba. Merhaba. Burada esnaflık yapıyorsunuz. Yardım toplama merkezine gönüllü olarak çay getirdiniz. Evet. Bize süreci biraz anlatabilir misiniz? Burada neler yaşıyorsunuz? Vallahi şu an Türkiye'de vahim bir durum var. Bizim Kırıkkale vatandaşlarından da Allah razı olsun. Biz de bir şeyde bir çorbada katkımız olsun diye vatandaşlara çay dağıtıyoruz soğuk. Elimizden geldiği kadar karınca kaderince ne varsa o şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Kırıkkale halkından da razı olsun. Gerçekten çok zor bir durum. Şu an Türkiye'ye Allah yardım etsin. İnşallah diyeceğim, diyelim efendim. İnşallah. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olasın. Efendim merhaba. Şu an Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda yardım toplama merkezindeyiz. Siz buraya yardım mı getirdiniz yoksa gönüllü olarak yardım mı buradasınız? Yardım getirdiniz. Gönüllü olarak da ben hizmet almak istiyorum. Her zaman için Türk milletinin ve Türk ordusunun emrindeyim. Ne gerekirse yapmaya hazırım. Tüm İslam alemine, ülkemize geçmiş olsun. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralarımıza da Allah acil. Bu arada sanırım kapı açılacak. Eylesin. Biraz geri gelebilirsek. Tırın kapısı açılacak. Acil şifalar ihsan eylesin. Yani gelelim, gelelim bu tarafa doğru gelelim. Gelelim, bir yer açalım. Dinliyoruz efendim. Bugün bu bizim ülkemizin milli birlik günüdür. Bütünleşme günüdür. Bir araya gelme günümüzdür. Türk milletinin en büyük adeti ve geleneği budur. Bu her zaman yapılması gereklidir. Bugün oraysa yarın da belki bizler olabilir. Bu bir karşılık meselesi değildir. Bir hizmet meselesidir. Allah hepimizden razı olsun. Herkesin işi gücü rast gelsin. Sizlerden de. Bu milletin sırtı kolay kolay yere gelmez. Devletimiz sağ var olsun. Devletimiz var olsun. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Şurası da bakmayalım. Battaniye mi alayım? Devam et. 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 Devam